emekçiden yana değil, bu iktidar alın teriden yana değil, bu iktidar sermayeden yana, bu iktidar fabrikatörden yana, bu iktidar kapitalistlerden yana. Değerli arkadaşlar, biz burada bugün bir basın açıklamasıyla vatandaşımızın, üreticilerimizin sesini dile getiriyoruz. Ve diyoruz ki çay taban fiyatı uygulansın. Eğer çayda taban fiyatı uygulamasına geçilirse bütün sorunlar kendiliğinden çözülmüş olur. Kontenjan sorunu kalmaz, kota sorunu kalmaz. Yıllarca bağırıyoruz. Bu konuyla ilgili kanun teklifi verildi milletvekillerimiz tarafından, iktidar ve ortakları tarafından reddedildi. Artık bıçak kemiğe dayandı. Artık yeter. Üretici geçinmek istiyor. Üretici geçim istiyor. Ve diyor ki ya geçim olacak ya seçim olacak. Başka yolu yok. Basın açıklamasını yapmak üzere Rize İl Başkanım Saltuk Deniz'e veriyorum mikrofonu. Teşekkür ediyorum. Değerli başkanım, çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, değerli arkadaşlar, değerli çay üreticilerimiz, meydanda oturup bizleri dinleyen değerli pazarlı hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Dün başlatmış olduğumuz basın açıklamalarımızı bugün pazar ilçemizde de sürdürüyoruz. Dün ayrıca Of ilçemize de gittik. Orada Ulu Ağaç köyündeki çay müstahsillerimizin yapmış olduğu basın açıklamasına katılarak destek verdik. Burada ne söylediysek orada da aynısını söyledik. Çünkü çay üreticilerinin sorunları her tarafta aynı. Bu sorunlarımız sadece bu yılın sorunları değil. Geçen yılda gene bu meydanlarda burada bu sorunları dile getirmiştik. Daha önceki senede gene burada toplanmıştık. Sorunlarımızı dile getirmiştik. Bu sorunlar her yıl aynı şekilde çay üreticilerin gündemine geliyor. Fakat bir türlü çözülmüyor. Herkesin bildiği, herkesin yaşamış olduğu sorunların çözülmemesinin bir nedeni var. Bu sorunlar bilerek çözülmüyor. Bunu vatandaşlarımız bilsin. İstense, siyasi iktidar istese çay üreticilerin sorunlarını yarım saat içerisinde çözer. Peki niye çözmüyorlar? Mesele bu. Çayda kota sorunu var. Yıllardan beri söyleniyor. Her sene kaldırılacağız deniyor. Kalkmıyor. Kontenjan sorunu var. Aynı şekilde kalkmıyor. Çayda açıklanan yaş çay fiyatlarının çay üreticilerin geçimini sağlamadığı her sene dile getiriyoruz. Ama her sene aynı sorunla karşılaşıyoruz. Bunlar AKP hükümetinin bilinçli politikalarının bir sorunudur. Bugün çay üreticilerin yaşamış olduğu sorunların temel nedeni AKP iktidarıdır, saraydır. Bunları bir kere bilmemiz ve tekrar etmemiz gerekiyor. Geçen sene özel sektör çay kurunu açıklamış olduğu fiyattan çay aldığı zaman hepimiz gördük ki ne kota sorunu oldu ne kontenjan sorunu oldu. Hatta dönem dönem özel sektör yüksek fiyat, yani çay kurunu açıklamış olduğu fiyattanla daha yüksek fiyatta bir çay alımı oldu. Demek ki aslında konu çok basit. Çayda taban fiyat uygulamasını getirdiğiniz zaman ne kota sorunu oluyor ne kontenjan sorunu oluyor. Sorunların büyük bir çoğunluğu çözülüyor. Peki çayda taban fiyat var mı? Arkadaşlar, bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Çayda taban fiyat uygulaması yok. Açıklanan çay kurun yaş çay alım fiyatıdır. Bunu bir kere hepimizin kabul edip talebimizin bu noktada yükseltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltmediğimiz zaman, yani çayda taban fiyat uygulamasına geçmediğimiz zaman sorunlarımız giderek artar, artmaya da devam edecektir. Bilindiği gibi ilk çay tarımı getirildiği zaman, yani 1924-1937 yıllarında çıkartılan yasayla, özellikle 37 yılında çıkartılan yasayla çayda satın alma garantisi getirilmiş. Ondan dolayı çay üreticilerimiz çay tarımına girmişlerdir. Fakat daha sonra 84 yılında çıkartılan yasayla bu durum ortadan kaldırılmış ve çay üreticilerimizin sorunları devam etmeye başlamıştır. Bugün soruyorum. Bugün çayınızı kaça satıyorsunuz? Yani fiyat 10, 11, 12 TL arasında değişiyor. Efendim, 10 liraya kadar düşmüş olduğu söyleniyor. Peki açıklanan yaş çay alım fiyatı ne? 17 lira. Yani %35'e 40'a yakın durup dururken çayda bir fiyat düşümü gerçekleşmiş.
Halbuki açıklanan fiyat zaten düşüktü. Şimdi gerçek olarak da baktığımız zaman çay fiyatlarının daha da düşmüş olduğunu görüyoruz. Peki niye düşüyor? Çünkü çayda taban fiyat uygulaması yok. Bugün burada basın açıklamasına katılmayan ama kenarda izleyen arkadaşlarımıza duysun. Eğer çayda taban fiyat uygulamasına geçmediğiniz sürece bu sıkıntıları her sene yaşayacaksınız. Her sene yaşayacağız. Bu sorunları çözmenin yolu bir an önce çay üreticisini, çay kuru koruyacak, çay kanunu çıkartacak, çayda taban fiyat uygulamasını getirecek olan çay kanunu bir an önce çıkartmaktır. Açıklamalarımızı bundan sonraki süreçte de sadece sorun olduğu zaman değil, süreklilik halinde yapmak zorundayız. Dünof'un Ulağaç ilçesinde de, köyünde de sesledik. Dedik ki çay üreticileri birleşin. Çay üreticileri birleşin, hakkınızı arayın. Çay üreticileri birleşmeden, bu haklarını sürekli dile getirmeden, bunlar için mücadele etmeden, gerekirse çayını hemen satmadan, gerekirse çayını en son noktaya kadar bekleterek, çayını vermeden mücadele etmeyi, yeniden bir mücadele etme yöntemini hayata geçirmek zorundayız. Bunları yapmadığımız sürece bu sıkıntılar devam edecek. Ama bu sıkıntıların temel nedeni, konuşmamın başında da söylemiş olduğum gibi AKP iktidarıdır, saraydır. Çay üreticilerin çekmiş olduğu bu sıkıntıları çözülmesine destek vermeyen, bu konuların çözülmesinin için çalışma yapmayan Sayın Cumhurbaşkanı da çay üreticilerin çekmiş olduğu bu sorunlardan dolayı da sorumludur. Bu sorumluların ve yapmayan olanların bundan sonra kamuoyunda sürekli deşifre edeceğiz. Ne zaman ki çay üreticisinin talepleri yerine getirilecek, çay üreticisinin sorunları çözülecek, çay üreticisi gerçekten eskiden çay üreticileri çay sezonuna düğün yapacağız derlerdi. Şimdi hanginiz düğün çay sezonuna düğün yapabileceğiz diyorsunuz? Hanginiz çay parasına güvenerek malzeme alabiliyorsunuz? Artık hiçbir şey yapamıyorsunuz. Demek ki çay üreticilerin yeniden ekonomik yönden, sosyal yönden gelişmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ama en büyük mücadelemiz de AKP'yi iktidardan göndermek olacaktır. AKP ya vatandaşların sorunlarını, ya çay üreticilerin sorunlarını, ya emeklilerin sorunlarını giderecek ya da seçim yapacak. Seçim yapacak, halkın karşısına çıkacak, yeniden teyit alacak ve inanıyorum ki çay üreticileri bu sefer AKP iktidarına gerekli olan dersi vereceklerdir. Aynı zamanda organik tarımda da yaşayan arkadaşlarımızın sıkıntıları var. Onların da sürekli olarak aynı şekilde gündeme getirmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki sorunlarımızı da dile getirmeye getireceğiz. Hepinize... Evet, çağrımıza meydandan da tasdik geldiğini görmüş olduk. Evet arkadaşlar, hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İstifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa, beş yol, beş yol, çayda, sömürüye son. Çayda sömürüye son. Evet arkadaşlar, söz almak isteyen arkadaşlarımıza söz vereceğiz. Buyurun, söz almak isteyen arkadaşlarımıza mikrofon teslim edeceğiz. Gel buraya konuş, gel. Evet. Gel. Evet arkadaşlar, söz almak isteyen arkadaşımız yok. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çay üreticisiyim ama çayını satamıyorum. Evet, bu iktidarlar üreticiyi de sermayeyi destekliyor. Başkanımız çok güzel. Gerçekten buraya konuşalım. Üret diyelim istiyor. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Neden üretiyorum? Hayvancılığı bitirdik. Tarımı bitirdik. İthal ediyoruz. Evet, ithal.
çay ithal ediliyor. Birçok çay üreticisi bunu biliyor. Bizim iş pazarımız var. Değerli izleyicilerimiz, CHP'nin yapmış olduğu basın açıklaması burada sona erdi.